Gözler aniden kararıyor ve kişi şaşkın bakışlar arasında yere yığılıyor. Hemen her yaşta ve her ortamda gelişebilen bu sorunun adı senkop. Toplumdaki bilinen adıyla bayılma. Bayılma beynin kan akımının veya oksijenleşmesinin geçici olarak azalması sonucu gelişen geçici bilinç kaybı olarak tanımlanıyor. Yapılan çalışmalara göre beynin kan akımının 6 ila 8 saniye durması ya da sistolojik yani büyük tansiyon kan basıncının 66 mmHg'nin altına düşmesi bilinç kaybına yol açabiliyor. Genellikle basit ve önlenebilir nedenlerden kaynaklansa da bayılmanın bazen kalpte ritim problemleri, beyinde damar tıkanıkları gibi ciddi hastalıkların işareti de olabiliyor. Bu nedenle özellikle herhangi bir tetikleyici faktörü olmayan, öncesinde baş dönmesiyle bulantı gibi bir belirti vermeyen ve tekrarlayan bayılmalarda mutlaka hekime başvurulmalıdır. Nöroloji uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç bayılmaya yol açan 8 etkeni şöyle anlattı. 1. Kalp damar hastalıkları Damar tıkanıklığı, sertliği ve yırtılması gibi kalp damar hastalıkları bayılmanın nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Örneğin kalp damarı tıkandığında kalbin pompalama fonksiyonu bozuluyor ve bunun sonucunda beyindeki kan akımı azalıyor. Bu tabloda bilinç kaybına yol açıyor. Eğer bayılmanın altında yatan etkenin kalp kaynaklı olduğu tespit edilmezse hastalık ilerliyor ve kalp krizi gibi hayatı tehdit eden sonuçlar gelişebiliyor. Aritmi bir başka deyişle kalp ritminin düzensiz olması bayılmanın en tehlikeli sebeplerinden birini oluşturuyor. İleri yaşta en sık görülen bayılma nedeni ise ortostik denilen ve aniden ayağa kalkmakla ya da yatılan yerde doğrulmakla oluşan tansiyon düşüklüğüne bağlı bilinç kaybı oluyor. Bunun nedeni ise ileri yaşta birlikte damar sertliği riskinin artması ve çoklu ilaç kullanımına bağlı olarak özellikle idrar söküzü ilaçlar ani hareketlerle tansiyonun hızlıca düşmesi. Bu nedenle ani hareketlerden özellikle yataktan aniden kalkmaktan kaçınılması gerekiyor. Ayrıca idrara sıkışmamalı, bol bol su içilmeli, hekim kullanılan ilaçlar hakkında mutlaka bilgilendirilmelidir. 2. Refleksler Bazen hiç ummadığımız reflekslerimiz nadiren de olsa bayılmayla sonuçlanabiliyor. Hapşırma, öksürme, ağlama, İdrar yapma, aşırı korku veya ardı ardına atılan kahkahalar gibi uyaranlar beyne giden oksijen miktarını azaltarak bayılmaya neden olabiliyor. Doktor Elvan Cevizci Akkalış, refleks kaynaklı bayılmalarının sık idrar yapma esnasında oluştuğunu belirterek, örneğin uzun süre ihtiyacı gidermeyip tuvaleti tutmak, ardından dolu bir mesane ile hızla idrara çıkmak, özellikle kan basıncı düşük olan kişilerde beyne giden oksijen miktarını azaltıyor. Bunun sonucunda bayılma gerçekleşiyor, diyor. 3. Beyin damar tıkanıkları Beyin ve damar tıkanıklıkları bayılmanın ciddi nedenlerinden birini oluşturuyor. Özellikle de büyük damar tıkanıklıklarında gelişiyor bayılmalar. Bayılmaya yüzde asimetri ya da bir taraf kol veya bacakta güçsüzlük eşlik ediyorsa, pıhtı atması, tıkanıklık, anevrizma ya da kanama gibi beyin damar hastalıklarının düşünülmesi gerekiyor. 4. Kan şekerinin düşmesi Hipoglisemi kan şekerinin bir başka deyişle glikoz seviyesinin ideal değerinden daha düşük olması durumu olarak tanımlanıyor. Hipoglisemi sorunu yaşayan diyabet hastalarında bayılma sık görülen bir sorun. Bilinç kaybına ayrıca terleme ve ağız kuruluğu da eşlik ediyor. Özellikle kan şekeri düşüklüğünde bayılma ataklarına sık rastlanıyor. Bazen kan şekeri düşüklüğü çok ciddi boyutlarda olup epileptik nöbete yol açarak bilinç kaybı sebebi olabiliyor. 5- Zehirlenmeler Nöroloji uzmanı Dr. Elvan Gezici Akkalıç, solunum yoluyla gelişen zehirlenmelerinde sıklıkla bayılmaya neden olabileceğine dikkat çekerek, bunlar zehirli kimyasal gazlar, evde kullanılan temizlik ürünleri ve boya maddeleri olabiliyor, diyor. 6- Epilepsi Epilepsi, bayılmanın nispeten sık görülen ve ciddi nedenlerinden biri. Bilinç kaybı beyindeki elektriksel deşarj nedeniyle yaşanıyor. Bayılma genellikle kollarda ve bacaklarda kasılma ya da atma, dil ısırma, hırıltılı bir sorunum ve idrar kaçırma eşlik ediyor. Bilinç kaybı kalıcı olmasa da nöbet esnasında fiziksel kazalardan dolayı yaralanmalar ve uzun süreli nöbetlerde solunum sıkıntısı, hipoksi ve kalpleritim düzensizliği ile kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalıcı sorunlar gelişebiliyor. 7- İlaçların yan etkileri bazı ilaçların yan etkileri de bayılmaya yol açabiliyor. Bu nedenle bayılma sorunu yaşayan kişilerin kullandıkları ilaçların mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Hastanın öyküsü ve muayene tanıda en önemli basamakları oluşturuyor. Bayılma ataklarından korunmak için ilaç etkileşimleri iyi sorgulanmalı ve başka bir nedenle ilaç kullanılacaksa bu ilaçlar mutlaka hekime gösterilmelidir. 8. Duygusal stres Emosyonel bir başka deyişle duygusal stres, kendiliğinden düzelebilecek bir tabloyken, bayılma esnasında ciddi bir fiziksel travmaya yol açıp kötü sonuçlara yol açabiliyor. Bir yakının ani kaybı nedeniyle oluşan şok veya herhangi bir durumda gelişen aşırı kaygıyla korku gibi etkenlerin tansiyonu düşürmeleri sonucunda beyindeki kan akımı azalınca bayılma gerçekleşiyor. Bayılmalarda mutlaka altta yatan başka bir problemin varlığı sorgulanıyor. Herhangi bir sorun tespit edilmezse duygusal stres kaynaklı bayılma tanısı konuyor.